topu ayağımıza almanın zamanı geldi. Şöyle geldi. Siz topu başkasına atarlar. Futbolcu top oynamayı bilmiyordur. Topu başkasına atar. Siz bunca zaman geldiniz. Ben erkeğim, gönlün okey erkeğim değil mi? Bu gerçek yani. Bir erkeğim. Ben gece yatıp sabah kalktığım zaman bu ablamız gibi uyanmayacağım. Neden? Ben aynı gene erkek olarak uyanacağım. Sizin genel başkanlarınız yatıyor. Ben Hacı'yım, sabah kalkıyor Mehmet. Ben yatıyorum. Ahmet'im diyelim, sabah kalkıyorum Bülent Ersoy'umcum. Bu olmaz. Bir dakika. Siz muhalefet yapamıyorsunuz. AK Parti üst sesimdir. Sizi sandığa gömüyor mu? Al buyurun. Ben biraz sikemkar olacak, kusura bakmayın. Siz muhalefet yapamıyorsunuz. Eğer siz biraz muhalefet olmuş olsaydınız AK Parti şu an rakam atıyorum %50 iş yapıyorsa bir dahaki seçimde oy alabilmek için bunu %70'e çıkaracak mıydı? Neden? Oy alabilmek için muhalefet var karşısında. Daha çok çalışacaktı. Bu ne demek? Ülkeyi güçlendirmek demek. Ülke güçlenirse ne olur? Ermeni soykırımı, olmayan Ermeni soykırımını onlar orada bağıramazlardı o soysuzlar. Af buyurun. Çünkü ben bir dakika. Bak, araştırıyorum Sayın Tekin. O doğudaki şu an Kürt-Türk ayrımı yapmaya çalışıyorlar ülkeyi bölmeye. O doğudaki annemizin, hamile annemizin karnını deşip o süngüyle yarıp içindeki çocuğun kız mı erkek mi diye iddiaya giren o Ermenilerdir. Ama şimdi soykırımlar diye onlar yapıyor. Daha durun. Sarkozy de orada çıkıp Ermeni soykırım vardı diye o da onaylatabiliyor. Neden? Siz muhalefet olmuyorsunuz. Bu ülke güçlenmiyor. Ondan sonra onlar da çıkıp oradan konuşabiliyor. Bu ülkenin biz Osmanlı'nın ecdadıyız. Bunu herkes biliyor. Bizim başımız Viyana'da, gövdemiz Anadolu'da, ayaklarımız da Afrika'da yatıyor. Ama sizin gibiler sayesinde bu ülke şu anda Amerika'nın başkaları çıkıyor. Ben şu yeni gezegeni keşfettim derken siz ancak çıkmışsınız. Başörtüsü sorun mu? Ankara'da ben metroda afuyorum kusura bakmayın. Ahlaksızlık yani birebir şey yapanı gördüm. Onu yapıyorlar. Bu başörtüsü taktı diye o niye suçlu? Bu boş iş kardeşim lütfen. Oraya çıkmışsınız. Yok daha bitmedi. Bir dakika. Oraya çıkmışsınız. Yani eğer bu benim adım Ahmet. Buna itiraz olan varsa çıksın karşıma her şekilde ispatlarım diyecek. İçinizde bir genel başkan çıkmayacaksa yani verdiğimiz vergilerden yeter kadar sadece siz değil cebinizi doldurduğunuz yeter kadar. Bırakın da yapabilecek biri varsa o çıksın. Bu ülke güçlensin artık yeter çektiğimiz. Ya bıktık. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. Öyle boş işlerle. Tamam bitti. Öyle boş işlerle boş insanlar ilgilenir. Lütfen. Teşekkürler.